Serhent dergisinin katkılarıyla hazırlanan Muhabbet Olsun başlıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhabbet Olsun inşallah ismiyle müsemma bir program olur. Muhabbet, bu programı seyredenler, bu dergiyi okuyanlar, şu an yanlarında bulunduğumuz kıymetli abiler, ekran başındaki sizler, her biriniz için kıymetli bir ifade. O muhabbet ifadesinin ne manaya geldiğinin altını her biriniz çok güzel bir şekilde doldurursunuz. Bir büyüğümüz demişti ki, İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunu anlatmak için bir şiir yazılacak olsa, o şiir iki mısradan ibaret olurdu. Ve şu olurdu, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Risalet Pena Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o muhabbetten hasıl olmuş. Her şey de onun muhabbetiyle var olmuş. Böyle bakınca muhabbet varlık sebebimiz. Mürşidi Azizimiz Serhendi YouTube kanalı kurulacağı vakit nasıl programlar yapalım efendim diye kendilerine sorduğumuzda vaaz istemiyorum, muhabbet olsun demişti. Vaaz istemiyorum, muhabbet olsun. Aynı zamanda Serhend dergisinin okurları biliyor, muhabbet olsun. Bu fakirin de yazdığı köşenin adı. İnşallah biz de muhabbet olsun diye söze başlayacağız. Ve bu programda dergimizin kıymetli yazarları gelip sizlerle hasbihal edecekler. Kendi aralarında sohbetler edecekler. Derginin bir de konuşan tarafıyla sizi tanıştırmak. Derdimiz o. Sizler ekran başına hoş geldiniz. Sizler de efendim Yeni Bosna dergahımıza hoş geldiniz. Gerçi biz hoş geldik. Değil mi? Hoşa geldik, safaya geldik. Allah razı olsun. Sofi abiler bugün bizi Yeni Bosna'da misafir ediyorlar. Derginin de iki kıymetli ev sahibi var. Bir yanımda Ali Sözer hocam. Hocam hoş geldin, hoş sefalar getirdin. Allah razı olsun abi. Kıymetli hocamı peygamberler tarihinden böyle çok güzel demetler sunduğu köşesinden Serhend okurları tanıyor. Diğer yanımda işin bismillahını merhabadan evvel gerçekleştiren Selim hocam, Selim Uğur hocam, dergimizin yayın yönetmeni. Hocam siz de hoş geldiniz, sabah getirdiniz. Olsun. Sağ olun, hoş bulduk. Eyvallah. Böyle bir güzel bir bismillah oldu. Hayırlara evet. Vesile olsun. Muhabbet olsun. İnşallah. İnşallah. Olsun. Dergi şimdi bir yılı neredeyse tamamlamak üzere. Evet. Ve bizim gördüğümüz, görebildiğimiz dostlar da aynı şeyi söylüyor. Hamdolsun çok güzel bir yolculuk oldu. Hiç kimse bu kadar kısa zamanda hazırlanacağını beklemiyordu. Bu kadar kısa zamanda bu kaliteye erişeceğini beklemiyordu. Böyle olacağını bekliyor. Ama Allah dileyince oluyor. Evet. Göklerden gelen bir karar vardır. Biz okuyoruz, mutlu oluyoruz da siz hazırlarken ne durumdasınız? Tabii Cenab-ı Hakk'ın muradı, dilemesi, erenlerin, velilerin himmeti, müminlerin gayreti ve duası neticesinde gerçekten güzel bir iş ortaya çıktığına inanıyoruz. Çünkü teyit alıyoruz, teyitler alıyoruz. İşi bilenlere, okurlarımıza, yazan çizenlere sürekli danışıyoruz. Gördüklerimize soruyoruz, fikirlerini alıyoruz. Onların da dergideki, derginin mevcut halinden, dergideki işte yazar kadrosundan, derginin işlediği konulardan ve bizim çok önemsediğimiz tasarımından, özellikle onlardan etkilendiğini, onları kıymetli bulduklarını görüyoruz. Buna da seviniyoruz. Çünkü o maksatlarla hazırlandı. Yani insanlar dergilere mesela abone olabilirler. Ama abone olurlar sadece abonelikle kalabilir. Onu poşetini açmayabilirler. Onu biriktirebilirler. Bizim abiler öyle şey yapmaz. Dergiye abone olup da poşetini açmadan evde tutan falan öyle görüyor musunuz? Sağda solda hiç öyle tanıdığınız var mı? Yoktur herhalde. Olmaz yani, evvel Allah'ın. Hani bir derginin zaten abonesi okurundan daha çoksa o derginin hali harap demektir. Okur aboneden daha çok olması lazım. Her eve giden, yani diyorlar bir eve git, bir dergi en az bir evde 5 kişiye hitap eder. Hadi 3 olsun. Evet. 20 eve giriyorsa aslında bu 60 kişiye veya 100 kişiye hitap ediyordur.
sizin demek istediğiniz o yani. Tabii bir de okunmayınca hani hocam dergiyi çıkarmanın evet. da hani büyüklerin muradı da bu dergi niye var? Okunsun diye var. Okuyunca ne olacak? Ümmet-i Muhammed'e bir istifade doğacak. Evet. Okumadın, sadece aldın. Hani bu da şu demek değil, yanlış anlaşılmasın. Okumuyoruz, sadece almak da iyi değilmiş, o zaman almayalım da. Onu demek istemiyorum. Evet. Alıyorsak mutlaka okuyalım ve okumak için alalım. Biz dergi okuma işini aslında kitap okuma gibi baştan sona bütün sayfalarının okunması olarak görmeyebiliriz. Sorun değil yani, baştan sona okumamız şart değil. Biz öncelikle derginin poşeti açılsın. Poşet açılsın ve şöyle bir gözden geçirilsin. Bir bakılsın. Bunun hedefini güdüyoruz. Çünkü o bizim kenarlara serpiştirdiğimiz spotlar var. Çekici cümleler. Başlıkları özellikle seçiyoruz. Oralardan mutlaka bizi yakalayacak şeyler olacağını düşünüyoruz. Yani mesela ki biz dergiye güveniyoruz diyoruz. Evet. Bana aklıma şunu getirtti Ali hocam. Hani mesela bir çekememekten şikayet eden sofilere şeyi salık verirler. Ya örtünün altına gir de nefsini öyle kandırdı ki Fatiha'ları okuyup kalkacağım. Bir adam gecenin bir yarısı virt çekesi yok. Abdesti aldı. Örtüyü üstüne çekti. Fatiha'ları da okudu. Diyor ki ya ayıp diyor, bu kadar iş yaptık. İki de çevireyim tesbihi. Evet. İki çevirince diyor bu güzelmiş diyor. 20 çevireyim. Evet. Sonra bir bak buraya kadar gelmişken geri dönmek olmaz. Bir bakmış sona gelmiş. Evet. Siz de aslında böyle bir şey söylüyorsunuz. Evet. Şöyle bir açıp baksa diyorsunuz zaten. Onu çekecek bir şey mutlaka var. Mutlaka var. Öyle inanıyoruz. Biz dergi ilk çalışmaya başladığımızda bina da yeni. Hatta bütün alet, edevat vesaire onlar da yok. İnsanlar da yeni. Tanışıyoruz. Bir abimiz dedi ki sen necisin? Karadenizli çok hoş bir abimizdi. Ben dedim dergiciyim. O da dedi ki ha dergi mi hazırlayacaksınız? Bak dedi kardeşim biz dedi dergi yazıları falan okumuyoruz. Hani bu Allah dostlarının anlatıldığı yerler var ya, onların hatıraları. Biz dedi onlardan seviyoruz. Siz dedi dergi hep onlardan koyun. Yani biz dolayısıyla Serhend okurlarının neyi sevdiğini biliyoruz. Bunu abilerimiz de söylüyorlar. Bir de kimleri sevdiğini de biliyoruz. Yani bizim okurumuz, abonelerimiz evliyayı çok seviyorlar. Allah-u Teala'nın dostlarını, arifleri, sadat-ı kiramı seviyorlar. Biz evliyaları, bir de bizim okurlarımız namaz ehli, namazlarını kılıyorlar. Namazda da onların bir duası var, Fatiha suresinde geçen. Cenab-ı Hak'tan günde 5 vakit, 40 defa, Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakim üzere tut. O sırat-ı müstakim ki senin nimet verdiklerinin yoludur diye dua ediyorlar. İhlas, Fatiha suresinde geçtiği üzere. Bu Cenab-ı Hakk'ın nimet verdikleri ise başka ayeti kerimede geçiyor. Nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir ve salihlerdir. Bizim okurlarımızın duasıdır. Ya Rabbi beni onların yolunda tut ve bizim okurlarımız, yani Serhend dergisinin okurları, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin hatıralarını, kıssalarını ve menkıbelerini seviyorlar. Bizim dergimizde büyük çoğunluğu Cenab-ı Hakk'ın nimet verdikleri olan nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin hatıralarıyla, ibretleriyle ortaya koydukları derslerle doludur. Şimdi derginin içerisinde nebiler en başta zikrediliyor ayet-i cellede. Siz de öyle söylediniz. Nebilerin hayatını yazan kıymetli hocam var. Ali Sözer hocam. Ali hocam, hocama söz hakkı düştü yani burada. Estağfurullah. Hani şu mesela derler ya, peygamberlerin hayatlarını okumak imanı ziyadeleştirir. Evet. Evliya-i Kiram Hazeratı'nın sohbeti, menakıbı da muhabbeti ziyadeleştirir. Evet. Bu dergide ikisi birden var. Ve siz peygamberlerin hayatları, o tarafta varsınız. Önce dergiyle alakalı genel söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sonra biraz sizin yazdıklarınızı konuşalım. Yani Serhend dergisini ne zaman aklıma getirsem ve bir yerde Serhend dergisine dair, mesela benim oğlum Afyon'da okuyor. Ben daha önce geçen sene Siverek'teydi. Ona medresede dedim bir dergi gitsin, ona ulaşsın. Çünkü ben köydeyken çocukluğumuzda, daha ilkokula yeni başlayacağımız zamanda babam bu kapıyla yeni tanışmıştı. Allah razı olsun, Allah uzun ömür versin. Sadat-ı Kiram'ın gölgesinden ayırmasın. Bize dergiler alıyordu. O zaman Türkiye'nin Mektup, İslam, Ribat gibi, Altınoluk gibi dergiler geliyordu. Biz de köylüyüz. Televizyon yok, radyo var ama o da çekmez dağların arasında, Toroslarda. Bir eşeğimiz var. Eşekle biz tarlaya gideriz. Tek bir arabamız falan da yok. O eşeğin heybesine bu dergiler her gün giderdi.
Biz elma sulardık, armut sulardık. İşte bahçelerde avar yapardık, evleklerin arasında koştururduk. O dergileri sürekli taşırdık çamurların içinde. Ve mesela Ribat dergisi çok ağır, zor bir dergiydi. O zamanın da kendi işte Afgan cihadı vardı, diğer mevzular. Ben uzak köylerin, yani hiç kimsenin geçmediği, ancak oraya gittiği bir yerde bana gelen dergilerle ben çok şey öğrenmişim. Medrese okudum. O dergilerdeki birçok şeyi hala orada baktım, medresede öğreniyorum. Sonra üniversite okudum. Üniversitede hoca olarak çalıştım. Yazar oldum, baba oldum. Bugün bir yerlere gidip konuşuyorum. Hala o dergilerden bozdurup harcıyorum. Yani o dergiler bana çok şey öğretti. Mektep. Dergi evet. Değil, mektep. Dolayısıyla ben her ay benim çocuğum nereye giderse gitsin, birisi kapısını çalsın, o açtığında bak Allah var, peygamber var. Biz onların ismini severiz, onları yad ederiz. Sadece baksın, baktığı ol. Çünkü ona bakmasa başka ekranlar var. Daha cafcaflı, daha albenili ekranlar var. İşte bu aklıma geliyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır hadisinin tecellisidir diye düşünüyorum. Çünkü bize virt çek diyorlar. Ha, namaz kıl. Allah-u Teala'nın emri furudattır. Vakti geldiğinde orucunu tut. Hacca gidebiliyorsan haccını yap. Sonra ilim mesela diyorlar, hatme yap. Salavat getir. Diğer derslerin varsa yap. Rızık kazan. Ye, uyu. Hani bunların hepsi verilmiş şeyler. Ama ilim halkasından uzak olma diyor. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri'nin bir sohbeti var. Hani bizzat dinlediğimiz için mübarek çok güzel tatlı tatlı Kürtçe diyor ki, sofiler bir araya geldiğinde Resulullah'tan bahsetsin. Ashab-ı kiramdan bahsetsin, Sadat-ı kiramdan bahsetsin. Bu dergi tam buna göre her güne sanki muhabbet var, sizin söylediğiniz gibi. Sadat-ı kiramın muhabbeti var. Ona giden diğer evliyaullahın muhabbeti var. Ona giden ashab-ı kiramın muhabbeti var. Ona giden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun çevresinde halkalanan diğer Peygamber-i İzam efendilerimizin, Resul-i Kiram, Nebi-i Muhterem efendilerimizin, ala nebiyyine ve aleyhim salatu vesselam hayatları var ve onların olduğu yer gül kokuyor. Ve ne diyor? Hani Ümmü Sinan Hazretleri gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar, çarşı pazarı güldür gül. Bu çok idealist, çok üst bir şey gibi oluyor. Oysa aslında bir gülistan de muhabbet bu sadeliktedir. Eğer siz bu basitliğe indirerek damla damla buradaki imandan, muhabbetten, ihlastan, sadakatten, rehberlikten, onların sabırlarından, işte sizinle az önce konuşuyorduk, bir sebatlarının, bir sabitelerinin olmasından haberdar ediyor. Ben öncelikle bunu düşünüyorum. Mesela bu yıl Afyon'a dergi, çocuk Afyon'a gitti. Siverek'ten Afyon'a naklini yaptı kendi gidip derginin işte abone sistemi üzerinden. Bu ay eline ulaşmamış, belki 9-10 kere baba dergim gelmedi dedi. Siverek'te de kursa gidince, hatta Selim hocamlara da anlatmıştı. Dergi dedi kursa geliyor, Diyanet'in resmi kursu. Orada tabii abonesine kim şahsa ona verilecek. Dergiye baba dedi kursa bir dergi geliyor. Dergi gitmediği zaman haberim olsun. Siverek'te Şeyh Osman amca benim amcamdır. Şu an zaten oradan yani ayrıldı. Ustastır öyle dedi. Ayrıldı mı? Ama şöyle dergi, onu dergiyi biz zaten kendimiz alarak gönderiyoruz. Hatırlı tanıdıklarımız kendi var. Gitmediği zaman kardeşim beni arasın. Ahirette de inşallah olur abi. Var evelallah. İnşallah, orada da var. İnşallah. Şimdi Allah ayırmasın. Şöyle çocuk orada dedi ki baba dergi geliyor. Hocalar dergiyi alıp sınıfa gidiyorlar. Kim bir doğru işte bir soru soruyormuş ve doğru bilene dergiyi açma ödül olarak dergiyi açtırıyor. Bütün sınıflara dolaştıktan sonra dergim elime geliyor. Yani okunmuş dergi. Biraz kenara bakın, Selim hocam evet, biraz bükülmüş. Şimdi dedim oğlum bundan şikayetçi misin? Değilim baba dedi. Şimdi bu meseleyi, bu dergiyi sahiplenişi eğer biz bu şeye indiremezsek, sadeliğe indiremezsek, bunu bir yani ilmi bir kültürel çalışma, İşte böyle bir sosyal hayır böyle bir şey değil. Bu evet. Bizim yemek içmek gibi, ekmek gibi ve çocuklarımıza yaptığımız yarına dair yatırımların en temel baş noktalarından hocam, biri. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Rahmetli Doktor Ahmet amca. Allah rahmet eylesin. Sordukları vakit Ahmet amca demişler. Yani sizin evlatlarınız hepsi de saadetlerin kapısında buraya gelip gidiyorlar. Hepsi size benziyor elhamdülillah. Biz nasıl çocuklarımızı yetiştirelim?
O zaman Ahmet amca demişti ki onları bu köye çok getirin götürün. Menzil-i Şerif'ten bahsediyor. Evet. O kadar çok gitsinler gelsinler ki siz onlar bir şey anlamıyor zannedersiniz. Bilmiyor zannedersiniz. Ama buraya inen rahmet, sekine, feyiz onların letaiflerine iz yapar. Tabii. Büyüyünce de o tadı ararlar. Öyle zannetsin ki çocuklarınız bu köy olmazsa biz yaşayamayız. Allah. Nefes alamayız. Böyle zannederlerse o zaman sizin onlar için çok bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Sizin dergi hakkında söylediğiniz Ahmet amcanın bu sohbetini aklıma getirdi. O kadar doğru bir şey ki hocam. Mesela oturup cilt cilt peygamberler tarihini hangimiz şu çağda okuyabiliriz? Bırakın yeni okumaya aşina olan, oturup 8 cilt, 10 cilt bir peygamberler tarihini kimin vakti var? Tabii. Yahut da bir koca koca tabakat kitaplarını devirmeye hangi birimizin mecali yetecek? Sizlere hariç tutuyorum, sizin sahanız ilim zaten. Bizim için söylüyorum, sofiler için söylüyorum. Bu abiler çok tatlı tebessüm ediyor. Bizi de yaz Serdar abi yanına der gibi bakıyorlar. Şimdi bizim böyle bir şansımız yok. Evet. Ama o dediğiniz durum, şu bu dergi insanın gözüne çok geliyor okumak da. Happy Top'u kaç sayfa? Abi 64 sayfa. 63 sayfada biz yazıları niye bitiriyoruz. Niye 63? Onu, o güzel bir şey. O dostlar bilsinler. Yani oraya bir geliş sebebi var onun. Şimdi Sultan Hazretleri derginin yayına çıkmadan evvel artık baskıya verilecek ilk dergi hazırlandı. Dergiye baştan sona baktı. Bu arada şu birinci derginin kapağını da kendisi yaptı. Ya onu bir göstereyim ben. Evet. Birinci derginin kapağı dedim. Evet hocam. Sonra dedi kaç sayfa? Dedi kurban 64 sayfa. Dedi 63 olmuyor mu? Şimdi teknik olarak 63'te bitmesi imkansız. Yani çünkü 16 sayfadan formalardan oluşuyor dergi. Ama nasıl olacak? Kendisi de böyle bir şeyi var. Bizim için emirdir. Bir muradı var. 63'te bu dergi nasıl biter, nasıl biter derken sonradan o 64. sayfaya bir reklam almak suretiyle derginin yazıları 63 sayfada bitti. O evliyanın da muradı yerine gelmiş oldu. Şu anda dergi bize her ay ahireti hatırlatıyor. Bu 63. 63 sayfa. Çünkü çok hikmetli. Yani dergi hiçbir şey demese, kapımıza gelse 63 sayfa olmasıyla bile bize bir şey söylüyor. Yani insanın ömrüne dair, alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli hayatına dair, evliyanın muradına dair ki onun dışında da nice hikmetler, şimdi ibretler hani, var. Hani şuradan geldik ki hocam, o cilt cilt kitapları okumak tamam zor olabilir ama 63 sayfalık bir dergiyi okumak o kadar zor olmaması gerek. Tabii. Bir şekilde dergiyi kendimize sevdirmenin, evladı yalimize, eşimize, anne babamıza sevdirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Bu da onların ahiretleri için bir şey istiyoruz. Ha, bu dergiyi okudukları vakit gönüllerine bir muhabbet düşecekse, bir eksiklerini tamamlayacaklarsa, bir ahlakları güzelleşecekse, onların ve kendimizin ahireti için bir hizmet var burada. Ya bununla böyle bir tanışmak lazım. Ali hocamın kıymetli evladının olduğu gibi, yani dergi gelmeyince bir şey eksik. Gelip poşetin içinde kalırsa iki şey eksik. Mesela o oradan çıkacak ve okunacak. Şimdi hani haber derler ya, işte ya vahiy haberdir. Hatta hadis haberdir. Hatta fıkıh kitaplarınca veya usul kitaplarının câe fil haber. Haberde geldiğine göre diye derler. Haber nastır. Evet. Şimdi dergi bir çocuğun beklemesi de, yani ona her ay bir haber gidiyor veya bir eve ve giden haber de aslında bu dünyada onun bilmesi gerektiği haber. Çünkü biri her ay kapınızı çalacak, Allah var diyecek Azze ve Celle. Resmen telefon çaldı. Bu hep oluyor. Biz köydeydik Selim hocamla. Taze, biz yeni geldik, taze geldik. Evet. Köyde de tam mesela sabah namazı, abi bir cep telefonları çalmaya başlıyor. Bakıyorum böyle kıvranıyor herkes. Birisi kapatmaya çalışıyor, öbürü bir şey. Herkesin cep telefonu bir ayrı çalıyor filan. Köyde dikkat edin, cep telefonlarınızı kapatın kardeşim. Evet. Şimdi şunu da belki bir hatırlatmak lazım, ifade etmek lazım. Ben geçen sene söyledim, biraz da başım ağrıdı. Denizli'de. Evet, bir sohbette, benim memlekette. Dergiden ve dergiye abone olmaktan bahsettim. Onu bir kez daha burada söylemek isterim. Bu dergi herhangi bir dergi değil. En azından Sultan Hazretlerine gönül vermiş kimseler nazarında bu bir dergi değil. Ondan çok daha fazlası. Ne demek istiyorum? Aslında bu bir dilekçenin altına imza atmak gibi. Bu derginin okuru olmak. Tabii. Öyle düşünüyorum. Ne demek? Benim mürşidi azizimin, benim şeyh efendimin bir duruşu var.
Mesela o duruşun altını herkes kendi içinde, kendi gönlünde doldursun. Benim mürşidim nasıl duruyor? Mesela diyor ki işte şu içinde bulunduğumuz yerler herhangi birisinin değil, ümmeti Muhammed'indir diyor. Bu bir duruştur. Bu yerlere ticaret girmeyecek, siyaset girmeyecek. Bu bir duruştur. Bazı iyi niyetle bile olsa kurulduktan sonra neticesinde yanlış yere giden kurumları reddediyorum. Ben bile kurdurmuş olsam diyor. Bu bir duruştur. Şimdi şu dergiye abone olmak, ya ben bu duruşa kurban olayım demek. Evet. Yanlış mı? Hani bu derginin okuru olmak, abone olmak deyince ticari bir şeyden bahsediyoruz. Allah aşkına bunun ticareti ne olacak? Laf ediyorlar da nedir yani? Gidip iki kişi bir yerde yemek yiyecek olsa bu derginin bir yıllık abone parasını oradan kalkamazlar yani. Tabii. Bir lokantadan kalkamazlar. Ticari bir şey değil. Bir ilke olarak ben bu derginin okuruyum demek, ya ben bu zata gönül verdim arkadaş. Ben onun duruşuna kurban olayım. Şahsiyetine kurban olayım. Bu demek, imza atmak demek. Böyle bakıyorum dergiye. O duruşun ardında çok güçlü bir ehli sünnet inancı var. Ehli sünnet itikadı var. Şeriat-ı Garra'ya sımsıkı bağlı büyük bir Rabbani alim var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakıyla temayüz etmiş büyük bir Arif-i Billah var. Şimdi onun bu vasıflarının bir kısmı ya hocadan alınıyor ya bu tür eserlerden okunarak alınıyor. Yani biz Sadat-ı Kiram efendilerimizin ortak hususiyeti, hatta bu yolu hacegan yolu derler. Hocaların yoludur. Yani o başımızdaki zatlar büyük hacelerdir, büyük alimlerdir. O alimlerin en büyük özelliği yani iki kanatlı olması. Bir tarafı güçlü ilim, sımsıkı ilim, ehli sünnet vel cemaat akidesi üzere, Hanefi ya da Şafi fıkı üzere sımsıkı bağlılar ona. Hatta ruhsatlarla değil yani takva ile amel eden seviyede. Ve bir de dinin güzel ahlakı, ihsan kısmını da yaşayan zatlar. Şah Nakşibend Kutsesi Ruh Hazretleri de böyle. Bu zamana kadar gelen, bizim köyde ziyaret ettiğimiz zat da böyle. Hepsinin ortak hususiyeti bunlar. Onların muradı da ehli sünnet akidesini kendi evlatları da, evladı yerine gördükleri zatlar da okusunlar ve öğrensinler. Fıkıhta bir eksikliği varsa hem gönderdiği hoca efendilerden hem de bu tür yayınlardan o fıkıh eksikliklerini gidersinler. Bir de Ali Hocam az önce çok güzel bir şey söyledi. Gavs-ı Azam, Gavs-ı Kasrevi Hazretleri'nin bir sohbetini söyledi. Büyükler işte boş bulunduğumuz zamanlarda da yani sohbet edeceğimiz zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, sahabe-i kiramdan ve saadat-ı kiramdan bahsetmemizi murad ediyorlar. Yani o bahsi yapabilmek için de işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı belli ölçüde tanımak, saadat-ı kiram efendilerimizi belli ölçüde tanımak, sahabe-i kiram efendilerimizi bilmek çok önemli. İşte bu dergi bütün bunlara hizmet ediyor. Yani bu bir ilim hizmetidir. Bir ilim ve irşadı hedefine koymuş, gayesine koymuş bir anlayışın, bir davanın o davaya hizmet eden bir vesiledir ve bir araçtır. Ne kadar irtibatımız artarsa o kadar menfaatimiz olur. Ve bu menfaat sadece bizde de kalmaz. Ailemize de etki eder, çoluğumuza, çocuğumuza da etki eder, esnaf arkadaşlarımıza da etki eder. Çünkü okudukça hoşumuza giden şeyleri ya sosyal medyada paylaşırız, hoşumuza gider ve bizi onu paylaşmaya sevk eder. Ya da bir gelen arkadaşımıza anlatırız. Ya şöyle bir kıssa okudum, şöyle bir menkıbe okudum. Her türlü bu bir sofra. Kim yese doyacak. Evet. Kim yanına yaklaşsa mutlaka ağzına güzel şeyler çalınacak. Evet. Serhent dergisini böyle görüyoruz. Allah razı olsun. Tabii Selim Hocam benim için ayrı bir kıymeti daha var. Her ay yazı vakti gelince ve çok güzel bir üslupla abi şu zamana kadar yazı diye peşinden bir de en son gönderenlerden biri benim herhalde yazıyı değil mi? En geciktirenlerden. Az solistler sona çıkar diye. Estağfurullah. Hakkını helal et. Çok kahrımı çekiyor benim. Meclise ahir gelir Kabir. Aslında bir de. Yok bundan sonra ilk geleceğiz inşallah. Bir aleyola i̇nşallah. Düzene koyacağız. Yani o öyle Allah bir şey söyledin çok şahit var gelin. Yani burada. Nasıl? Yani çok şahidin var. Sofilere de çay geldi. Allah Allah. Eyvallah. Afiyet olsun abiler. Feyz olsun, nur olsun. Sevgili hocam belki şununla ilk bölüm artık geldik sona geldik. Şunu soracağım. Mesela dergiyi abiler de burada. Onlar da duysunlar. Alıp götüreyim de ben evde baştan sona bunu okuyayım. Bu belki böyle kolay bir şey değil ama bir takım kendimiz
kendi şartlarımıza göre okuma ortamı oluştursak. Mesela şu geliyor aklıma. Her akşam, akşam yemeğini evde yiyen bir abi açıp sofradan önce ya da sonra bir iki sayfa okusa. Hatta öbür gün dese ki, evladım sen bir oku bakayım. Hadi nerede kalmıştık? Sen oku, anlat. Öbür gün yenge hanım okusa filan. Bu evin içerisinde okunan, konuşulan, yaşatılan bir şey olsa bu dergi. Şöyle, zaten bu şimdi çocukluktan bizde... Ben böyle anlatınca abiler hep kafalarını çevirdiler böyle. Yani. Biz hocam de, bizden mi bahsediyor? Şimdi Serdar abi şöyle oluyor. Biz mesela ben okumayı severim. Kardeşim sever. Bize hep şunu, işte medrese okuduk, edebiyat okuduk, sonra Türk Dil Edebiyatı okudum. İşimiz kitap, rızkımızı da oradan kazanıyoruz. Nasıl oldu hocam bu diyorlar. Yani biz çocuklarımıza, ya biz de olmadı ama biz çocuklarımıza bunu nasıl geçiririz diyorlar. Hı. Şimdi ben de diyorum ki bu iş listeyle, hani kitap listeleri falan olur ya, işte şu kitaplar okunacak, işte şu kitaplar çocuğun okursa. Okuma dediğimiz şey bir meclis ortam işidir. Eğer okumaya dinleme dahildir. Okumaya birisi bir şey okurken kanepenin köşesinde uyuyakalan çocuk da dahildir. Çünkü bir şey okunurken uyuyakalmıştır. Okumaya siz okurken gördüğünüz anneniz dahildir. Siz okumuyorsunuz ama anneniz o farz kifayeyi yerine getiriyor. Babanız getiriyor. Ben medreseden geldim. Annem rahmetli arıları bekliyor. Bizim arılarımız vardı. Arıların başında oğul bekliyor. Bir Haziran ikindisi. Elinde bir baktım bir siyer var. Annem onunla çıktı geldi. Ben orada dedim ki bu yaz bu kitabı ben de okuyayım. Yani en önemli şey örnekliktir. Hani hocam yaşlanıyor farkında mısın? Evet. Hep hatıralardan bahsediyor. Tabii. Ya mevzuya hocam hatıralarından anlatmaya başlıyorsa bir insan yaş almaya başlıyordur artık. Çocuk edebiyatın da düştü sakallara. Çocuk edebiyatında bir usul vardır. Çocuklar önce oyun oynarlar, sonra masal, sonra hikaye. Hatıra biriktirmeye başladılarsa yaşlanmışlardır. Yani tamam. Çocuk edebiyat. Benim de bir derdim var. Ben de yaşlanıyorum ama büyüyemiyorum. Onu nasıl edeceğiz bilmiyorum ki. Abi o büyüme... Büyümeden öleceğiz diye korkuyorum. Hani. Abi yaşlanmamak güzeldir. Ruhun yaşlanmaması lazım. Evet. Ruh öyle değil mi? Ama azıcık da büyümek lazım. Evet. İnşallah büyüyenlerden oluruz. Şimdi şöyle işte orada şunu görüyoruz. Sizin dediğiniz çok güzel bir örneklik. Emretmek, sultanımız, büyüğümüz ne buyuruyor? Vaaz istemiyoruz, muhabbet istiyoruz. Şimdi bakan okumaya dahil, dinleyen okumaya dahil, uyuyakalan okumaya dahil, arada kaçamak bir bakıveren okumaya dahil, önce ortamı, meclisi kurmamız lazım. Sen oku, ben telefonla meşgul olayım. O senin için önemli, benim için önemli değil demenin diğer adı olmuş oluyor. Oysa mesela ben bazen şunu söylüyorum. Yani yanlışlıkla Milli Eğitim Bakanı falan olursam böyle o latife olarak liseye kadar bütün teorik dersleri kaldırırım, sadece çocuklara bir şeyler okuturum. Çünkü ben dilciyim. Hatta hem Arapçasını hem Türkçesini, Farsçasını, biraz İngilizcesini de dil kurallarını falan biliyoruz. Türkçenin fili tarihine kadar biliyorum. Yani uzmanlık alan, filolojide çalıştım. Diloloji değil mi? O da olur. Şimdi doğru yani burada ne oluyor? Biz tasavvuf da böyledir. Ciltler dolusu hadisi ezberleyip biriyle amel etmiyorsanız o hadisler size sadece bir yüktür. Dolayısıyla önce siz çocuğa okunur halde bu dergiyi vermeniz lazım. Yoksa okunacak dergiler ödevler listesi gibi olmaması lazım. Çünkü bizde kitap şudur. En son kitabı lisede okumuştum diye bir laf var. Bu çünkü kitabı ödev olarak gördü. Oysa çay gibi içilen, su gibi susanan, arada bir çok güzel latife ile hatırlanan tatlı bir şeyse, yani zevki selim demişler eskiler. Zevk tatmak demek. Selim olgunlaşmış damak tadı demek. Ama yemekle, gurmelikle, gastronomiyle alakalı bir tabir değil. Okumakla alakalı. Eğer siz mesela Sezai Karakoç çocukluğumuz şiirinde ne diyor çok rahmetli? Özür dilerim. Bu dergiden hani zevk-i selime değil, kalbi selime de bir yol gidiyor. Tabii. Aklı selime de. Üç selime de Selim'i Selim tadan, hocanın çıkardığı dergi hitap ediyor yani. Şöyle selim olanların, selim kalpli olanların emri, muradı, nefesi var burada. Yani. Şimdi şöyle düşünelim. Siz Sezai Karakoç'un çocukluğumuz şiirinde ne diyor? Bana babamın hazırladığı, kış geceleri hazırladığı cenklerde
Ali radıyallahu anh binmiş gelirdi bir kırata diyor. Ali ve Cenk biz Resulullah'ın küçük sahabileriydik diyor. Bir mümin ölse ağlardık diyor. Bir şehir fethedilse sevinirdik diyor. Yani o cenklerle aslında babamın kış geceleri hazırladığı cenkler dediği cenknamelerden ya ezber okuyor ya da kitaptan okuyor. Işık yok, lambalar etrafında. Ben rahmetli anneannem Kesikbaş Destanı'nı ve diğer cenknameleri bize anlatırdı bak köyde. Bak hatıra. Ve o hala ben işte bizim köyümüzün yukarısından Hazreti Ali radıyallahu anh aşağıdan gelecek düşman yukarıda. Konumunuzu buraya göre şey yapıyorsunuz. Aslında bulunduğunuz şöyle bir daire içindeyiz biz. Burada okuduğumuz çocuk sizin mecliste okuduğunuz şeylere bir süre sonra biz demeye başlayacak. Biz kimiz? Hocam aslında şöyle çok affedersin. Şöyle bir bizim derdimiz var. Büyük bir derdimiz var. Hadi azıcık ayağımız yere bassın. Sizin de bizim de aşağı yukarı akranız biz. Çocukluğumuzda mesela bir tek televizyon vardı. Siyah beyazdı. O da belirli bir saatten sonra kapanıyordu. Tabii. Ve gün içerisinde de bir 10-15 dakika çocuklar için bir şey vardı. Ve o televizyon da şükür ki her evde yoktu. Şükür komşunun birinin evine toplanıyorduk da evet. Pazar konseri bittikten sonra çıkacak kovboy filmini seyredelim diye. Haftada bir gün. Dolayısıyla bizim çok boş vaktimiz vardı ve sıkılıyorduk. Evet. Ben o sıkılmanın içerisinde klasikleri bitirdim. O sıkılmanın içinden evet. Kurtulmak için kitaba tutundum. Bizim çocukluğumuz böyleydi. Ama şimdi cep telefonu var. Evet. Efendim televizyonu var, oyunları var, şusu var, busu var, falanı var, filanı var. Çocuk kitap okurken sıkılıyor. Biz sıkıldığımız için kitap okuyorduk. Şimdikiler kitap okuduğu vakit sıkılıyor. Dergi ve o demin söylediğiniz okuma muhitinin oluşturulabilmesi, o ortamın bir araya getirilebilmesi buna da çok büyük bir ilaç. O kitabı okutamazsın belki ama şu dergiden bir bölüm okur çocuk ya. Hiçbir şey okutamıyorsan aç muhabbet olsun okusun. Abi salihlerin olduğu ortam... Salihlerin ortamı, tekke, dergah böyle bir şeydir. Hani hadis-i şerifte 99 kişiyi öldürmüş bir Adem var, bir insan. Bir kişi soruyor, tövbem kabul olur mu? Olmaz, onu da öldürüyor, 100 oluyor. Sonra bir başka arif kimseye gidiyor, o diyor, senin tövbe et ama günah işlemeyen salihlerin yaşadığı bir belde var, oraya git diyor. Şimdi dergaha biz gelince ne oluyor? Dergahta aslında birisi kolumuzdan tutup bize sanki hadi zikredelim demiş oluyor. Çünkü tek başımıza şeytan bizi yenebilir. Şimdi okumak da ilimle meşguliyet, salihlere muhabbet, ashab-ı kirama yönelme, izinden gitme gayreti kesinlikle bu ortamda oluşuyor. Sadat-ı kiramın da ilk kapakta olduğu gibi bir izle bize aslında bunu açıkça söylüyorlar. Büyüklerimiz buyuruyor diyorlar ki bu dergiyi okuyun. Ama oku emriyle keskin bir emre dönüştürmek istemiyorlar. Yani çünkü o zaten zahir olan bir şey. Ya, emre riayet etmezsek onun mesuliyeti olacak. Evet. Şununla bitirelim mi? Çok özür dilerim. İlk kapak dedik hocam. Onunla başladı ve siz dediniz ki Sultan Hazretleri bu ilk kapağı da kendisi tarif etti. Evet. Onun başladığı yerle biz onun dergisinin ilk programını bitirelim. Bu kapakta ne vardı da böyle istediler? Birincisi beyaz bir kapak, beyaz bir sayfa istedi. Çünkü Sadat-ı Kiram'ın yolu bembeyaz, tertemiz, sütten ak bir yol. İkincisi Sadat-ı Kiram'dan Muhammed Yavtun Hazretleri'yle Gavs-ı Kasrevi Hazretleri'nin meşhur, malum olan bir kıssası var. Bunu da bizzat kendisi zaten anlatmıştır. Bir karlı bir günde mescide gidiyor Gavs-ı Kasrevi Hazretleri. Fakat mürşidinin yürüdüğü yoldan gidiyor. Mürşidinin ayak izlerini takip ediyor. Bu görselde evet. Olduğu gibi benziyor yani. Şu an hatırladınız mı abiler? İki kişi gidiyor ama bir tane iz var. Bir kişinin izi var. Dışarıdan gelen biri soruyor. Kurban içeride iki kişi var ama bir kişinin izi var. Hazret Kadı sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki biz iki ayrı kişiyiz. Yolumuz birdir buyuruyor. Bu da Allahu Alem bu dergiyi çıkmasını murad edenlerin izlediği yolu bize gösteriyor. Bembeyaz oluşu, tertemiz oluşunu ifade ediyor. Ve o büyüklerin izinden zerre kadar ayrılmayacaklarını da gösteriyor. Allahu Teala Hazretleri bize de onların izinden ayrılmamayı ihsan amin. Eylesin inşallah. Amin inşallah. Derginizin yazarlarından birisi bu menkıbeyi
15 sene kadar evvel Sultan Hazretlerinden duyduğu gün evet. akşam bir şiir yazmıştı. Şiirin bir dörtlüğü şöyleydi hocam. Ben demeyi bırak, daima sen de. İddian yalandır, sen varsan sende. Aşık maşuk yürür karlı bir günde, yerde bir kişilik iz olur kurban. Maşallah. Evet. Evet. Allah razı olsun. O ya şaire de dua edin inşallah da büyüsün birazcık. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kurban teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sofi abiler, Sofiler de bekliyor iş bitse de hatme yapsak diye. Ama daha yapamayacaklar. Çünkü biz bir program daha çekeceğiz. Allah'a emanet.